Ya yolda kalırsak Faruk? Basmıyor. Efendim aklınızı kullanın, otoparateye gidin. E, aklınızı kullanın, otoparateye gidin. Ani şarkıdan devam. Çal çal tam benim tarzım. Arkadaşlar her an bu kadar anlayışta olmasa da... ...her anın sponsoru Selfie, müzik dinlerken de yanında. Süper Lig herkese merhaba. 2023'ü kapatıyoruz artık. 2024'e girerken <laughs> Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'ini seçeceğiz. Devre... <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olayından sonra her yola gelirim ben. <laughs> Bugün normal zat. giymişiz. Ne diyorsun <laughs> Murat? Aa bugün normal giymişiz evet. diyor <laughs> ya. Çünkü burada mutlu yıllar. Sanki pijamalı... her gün pijamalı adamlar görüyor Türk <laughs> Telekom'da herif. Ay. Ama o gün çok tuhaftı ya. Pijama ile geldik ya aşağıda adamlar gördü. Normal adamlar. Herhalde bir şey var yukarıda. bir <laughs> parti martı bir Uyku şey var demişlerdi. Efendim. E, 2024 öncesinde Süper Lig'de bu sezonun bu ana kadar ki en iyi 11'ini seçeceğiz. Devre belki resmi olarak tamamlanmıyor ama biz öyle diyelim. İlk yarının en iyi 11'ini seçelim. Aralık ayında malum maç sayısı da az dedik. Ve şöyle bir ilk yarı performans değerlendirmesi yapalım istedik. Başa baş bir şampiyonluk yarışı. iki takım puan puana. Bence en ödeler. kolayı bu. Öyle mi? Bu mu? Yani çok maçı üzerinden yapılacak değerlendirme kolay bence. Ay ay daha zordu abi. E tabi aylık performanslar var. Evet şimdi kafamızda bunların hepsiyle alakalı fikir var. 7 8 bölge net. Net gözüküyor evet. Öyle yani. Yani bir kalemde sayabiliriz Dizilim de net bence. Çift santrafor. Tabii o da Oo, mecbur. Tabii tabii çok net. O zaman hemen başlayalım. başlayalım. Arada yine sohbet ederiz. Ee, konsept belli. Yılbaşı konsepti yaptık. Ne yapıyorsunuz yıl başında? Kurşun, kurşun askerlerimiz var. Abi ben her yıl başını uyuyorum. Sevmiyorum <gülüyor> <yılbaşında>. <gülüyor> Vallahi. Ben de doğum günü ve yılbaşı hiç işte, sevmem. Vallahi hiç sevmem. Evde babamlarla yemek yeriz işte otururuz. Ee, daha, daha iyisi ne? var mı? Daha iyisi. Yani. Var tabii daha iyisi abi, de bizde. Yok yok daha iyisi yok. <laughs> daha iyisi olmaz olsun. mı abi? Ben anneme gideceğim. Alay'la. Alayla. Beraber geçireceğiz. Ah, sıcak sıcak. Hem sıcak hem güzel hazırlanır o şimdi. Nefis yemekler of falan. Oh be. İndi mi var? ne var mı? İndi, İndi yapar. Sarma. Ne istersem yapar yani. o şimdi yarın falan bana bir... Öyle ağız yoklar ne istiyorum ben. Kartal'a tatile giderken restoran ismi söyleyebiliyor muyuz? Söyleyeyim mi? E söyle bitleriz. Bir kuzu incik yedirdim abi. Bitleyim burayı. İlk defa, ilk defa yedi. <laughs> kuzu, incik. kuzu incik sayıklı herif abi of. Kuzu incik de kuzu incik, kuzu incik de kuzu incik. Aferin oğlum, oğlum. abi. Adam. Yesin yesin öyle şeyler Adam. yesin. Gelişime katkılı onlar. Annen gelişemiyor mi? da bir türlü. Gelişir Ergenliğe mi? de giremedi. Görsel gülmekten ise hala ışın kılıcı oyuncak araba falan bakıyoruz abi. Gelişir. Perişanım. Kaç mi? yaşında Kartal 12. Var daha işte bir var. önümüzdeki sene tamam. Portakal yiyecek misiniz yılbaşı gecesi? Niye öyle bir Benim şey mi? Benim aklıma geliyor. Portakal yeniyordu bizim. Nar kırılır bildiğin. Nar kırılıyor. Ama annem şöyle yapıyor abi. Nara atınca böyle lekesi çıkmıyor ya. Evet. Onu poşetin içine koyuyorlar. Öyle. öyle yapar anneler. Niye? Çünkü ne kadar... Tabii yani anneler ya. öyle yapar. <laughs> öyle yapar anneler. Tombala'dan yani. başka bir şey gelmiyor aklıma. Tombala'da ne zevklidir böyle Evet, Tombala dansöz. <gülüyor> <gülüyor> ama dansöz de dansöz de yılbaşının olmazsa olmazıydı. Evet abi. Eskiden beklerdik abi. Şey abi. Çocukluğumda ben tek ama, televizyon kanalı varken bile dansöz, dansöz çıksın, vardı ya. Dansöz çıksın diye bakardık. Of ne dansözler vardı bir de be. Eskiden ama o <laughs> yılbaşı programları daha güzeldi. Abi. İşte Zeki Müren zamanları, İbrahim Tatcı Sibel Can'ın, Sibel Can, Sibel Can olduğu zamanlar. Gençim değil mi? Ya o zaman daha böyle. Zeki Müren'in bir yılbaşı, yılbaşı, mesajı yılbaşı mesajı vardır, meşhur, ya. mükemmel bir Türkçe ile Ben çok korkardım Zeki Müren'i ekranda ya? görmekten, biliyor musun? Yani o böyle gözüne bakamazdım. <laughs> Zeki Müren çok korkuturdu beni. Barış Manço'ya hastaydım. İkisi de rahmetli Allah rahmet Allah eylesin. Şimdi de televizyonda inanılmaz argo konuşmak rating getiriyor abi. YouTube'u hiç söylemiyorum bile. Şimdi mi? Evet. Bayağıdır öyle. Peki başlayalım o zaman. Hadi. Şimdiden mutlu yıllar dileyelim ve bakalım sezonun ilk yarısında performansıyla burada masamıza eşlik etmeyi hak eden isimler kimler? Üç tane kaleci adayımız var. Adana Demirspor'dan Ertaç, Kayseri Bilal ve Galatasaray'dan Fernando Mustera. Ligin en az gol yiyen takımı değil mi Galatasaray? Evet. Tabi bunda defansif katkı da önemli. Bu arada şöyle. İkisi de çok iyi oynadı ama. Hem Ertaç hem Sertaç. Neydi şey, ya? Bilal. Bilal. <laughs> Sertaç. Yaşlandın sen ha. Yaşlandım kabul ediyorum oğlum. Ya bir de çok erken çekiyorsunuz konseyi abi. Benim aksiyonum patlamıyor ya. ya. O istedi ben sen istemedim. Sen mi 12 dedin ya? Oğlum başka yayınım var. <gülüyor> <gülüyor> Erken çekince benim aksiyonum patlamıyor abi. Niye Gene Livakovic mi? yok diyenler için? Geç geldi. Geç gelen saadet. Nasıl geç geldi? Abi? %56 kurtarış var. Sezon başlamamış mıydı? Ya başlasa da sayısı yeterli ama %56 kurtarış. Bak şimdi. Mustera %79. Ertaç %84. Bilal de %76. yetmiş altı bir kere, nasıl alalım buraya? Bir yani? kere şöyle bir yanlış yapıyoruz. Mesela Bilal ile Mustera'yı kıyaslayamayız <laughs> ki. Niye? Kalesine gelen top sayısı aynen evet. bu. Anladın mı? Yani profil olarak yuvarlı, yuvarlı. profil olarak takımların kaç pozisyon verdiğiyle de çok alakalı bence kaleci performanslarını değerlendirmek. Abi bazen 60 dakika top gelmiyor Mustera'ya. Evet. Ama geldiğinde hazır. Bilal'in eli hep sıcak. Ertaş da öyle. Ee, yani o yüzden bir kıyas, büyük takım kalecisi her zaman öndedir. Bence bu konuda hiç tartışmaya gerek olmadan benim adayım Mustera. Benim Kaleci ve santraforlar için senelerdir güttüğüm bir mottom var. En az ne gol yiyen bildiğim için en fazla gol atan. Eğer bir karma yapacaksan ikisi Aha. birinci kriterim oluyor benim. Ne güzel yazışlar değil mi? İpek yazdı. İpek güzel. yazsa daha iyi yazardı şuna. Güzel de şu 2023 bir çıksın artık ya vallahi. <laughs> Sevmedik için de dedik yani. abi. Her, Her şey, yıl niye aynı şeyi söylüyoruz? Her, Her yıl aynı, aynı şeyi söylüyoruz. Sıkılıyoruz abi çünkü artık. Her yıl, yıl, aynı, yıl aynı şey söylüyoruz. Yeni umut demek. demek. Heyecanlar. Hayırlısı. Aşklar. Sezonun evet. ilk yarısının, abi evet. Sezonun ilk yarısı kalecisi Mustafa. Bir daha söyle abi son şeyi. Aşklar. Evet yani yeni Ama, heyecanlar, yeni yeni şey anlaşmaları, yeni aşklar. Haber var burada. Açız, tek ha, ha, Bakacağız. Hayırlı E ne yapalım abi yani? Sana rotayı gösteriyoruz abi. Yapma yapma olmaz. <laughs> beni beni Yakın çevremle kötü duruma düşürme, yapma. Taktı bir şeye ya, var ya. Yemin böyle oyları diye. var ya. Sen, diyor ki, Kazağı nasıl Ha, yayından önce de ki, senin yılbaşı sivit şörtün vardı. Evet. Oğlum yok diyor, var, tamam. diyor. Bir de oğlum dün Büyük akşam gibi... yarım saat evde sivit aradım. Var Büyük diyor. Bu kadar da net diyor ki, var ya. Ya Göz tişört, ki gel bakalım tişört, tişört, tişört bin liralık tişört ya da sweatshirt neyse bin liralık yüz bin lira iddiaya girdiler. Evet. Ben girmem iddiaya. Bu diyor ki sana o kadar bir şey alacağım diyor. Evet. Oğlum yok diyorum yalnız, ya. Yalnız, yalnız tamam senin gardırobana full hakim. Bak evet. her şeye hakim. Ayakkabılara kesin Seninki hakim, de. Ben iyi gözlemlerim özlemlerim. Benimkine de mi hakimsin? Ben Bilin hakim değilim, değilim benimkine. Bilirim neyim var yok. Ayakkabılar mayakkabılar. Üç, üç, tane var diyor bunun serisinden. Ayağındaki ayakkabının Erman'ın. Erman diyor ama 3 tane, tane, tane var diye. Ben 3 tane diyor <laughs> ki 4 tane var. Kaç tane? Renklerini sayıyorum. Renklerini. Adam neye gelmedi ayakkabına bakıyor ya. Korkuyorum. Renkleri sayıyorum. Güzel. Bu arada hayatımı ilk defa üfledim bunu ha. da Üfledik. <laughs> Peki sağ <sahabı> bekler. <laughs> Bright Say Samuel. Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan da Sasha Boy. Hadi bakalım. Ne? Kimi seçmezsek yiyeceğiz. ne yiyeceğiz. Neyi hadi bakalım. Allah Kolay değil yani. mi? Ya. Hiç, yani ben ben Fenerbahçeli ama... olsam boyayı seçerim ya. Ne, neyine itiraz hiç. edeceğim? Yok yok. Satayım. Yani Sağ bek ve sol bekte hiç hmm. tartışmaya mal yok yani. Osay Samuel boya seviyesinde değil ki zaten. Ha. Bak Osay Samuel oy kullansa saça boyayı seçer. <gülüyor> 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 Doğru valla. <laughs> Bu arada sayılara baka bakar mısınız? Bu 17 maç. Savunma aksiyonu 157, hücum aksiyonu 18. Boye'nin oynamadığı maç oldu mu Murat? O 13 maç. Yok. Tamamını oynadı değil mi? Oynadı evet. Tamamını oynadı. Savunma aksiyonu 96. Şampiyonlar Ligi falan hepsini oynadı. Yani, A'dan Z'ye kadar. Hücum aksiyonu 7. Neredeyse 3'te 1'i. Yani? Boy, e, abi bu ay rakamlar da zaten oynadı. bak sağ bek ve sol bek hiç tartışmaya <laughs> mal yok. Bence bu ilk yarının hmm. değerlendirmesinde bizim hmm. ligimizi aşmış oyuncular var. Evet. Yani nereye giderler? Gidebilirler mi? Ona ona emin değilim. Ama Boye ve birazdan asacağımız Ferdi bence bizim ligimizi açtı. Ben belki Ferdi seçmeyeceğim. Allah Allah. Birbirimizi kandırmayalım Erkut. Masuaku'yu seç. Stoper mi sol bek mi? Sol bek. Evet. Sol bek mi? Seç bakayım kim seçiyor? Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu mu? Konyaspor'dan Türk Uludağ mı? <laughs> Türk <laughs> Telekom personeli gider <laughs> mi? Kartı varmış burada. Fotoğrafı da varmış. Arşivler yalan söylemiş. Gel bakayım. git abi. Dur. Getir o abi. ne oğlum? Kuru, kuru kafalı bir şey o. Ne dedim abi? Bakayım. Ermancım varmış. 100 bin Abi iki sene önce vermişim işte onu Varmışsın söylüyorum. Varmışsın abi. Ya, varmış varmış ama şu var. var, yok. Bu arada benim... Bu arada geldiğim zaman onu söyledim ona. Var. Dedim, var bu, mi? Bu, arada, oğlum, bu arada, bu arada, bu ben dediğim bu değil. Bak. Bize. Bak, ben dediğim <laughs> bu değil. Bak hayır. Bu bir kere iddiayı kazandım da. Bunda bir sıkıntı yok. Benim dedim bu değil. Kazandım bir dakika ya. Yani. burada bunu maske mi var? Bu nasıl fotoğraf? Bunu ya, da biliyorum. Abi pandemi o ya. Bir dakika. Bunu da biliyorum ama benim dedim bu değil. Bununla Bundan bas. başka yok. Var. Allah Allah. Bu şey var bir ya. Burning Man bir var, bir var ya Burning Man. <gülüyor> <gülüyor> Oraya mı gidiyordun burada? Abi bu 3 sene üstte giydim sonra Senin verdim. arabanın koltukları kırmızı mı? Bir önceki öyleydi. Burning Man. Beyaz arabanın öyleydi. Bu bu fotoğrafı da verelim bu arada. Ceren mesaj attı. Bana. Ceren. Hayırdır? Ceren. Ceren kim lan? Yeni yılda yeni aşklar. Hı. Kız arkadaşın. Okuyayım. Aferin lan sana. Okuyayım mı? Okuyayım mı adını bilmiyordum yazmış. Kızın, Allah, Allah Allah. Okuyayım mı ne yazdım? Yok abi. Ne oldu? Ne oldu? Onun dışında arayacağım eve gideceğim ve hepsinin Neyse, fotoğrafını atmazsam şerefsizim. At. at. Bak Hepsini bu, bu kaza da biliyorum. Bak, bu kaza çok eski bu abi. Bu arayacağım. kaza da biliyorum. Vardır. Taktığım Ama maskeyi mi? de biliyorum. Ara, şey bilmiyorum bu maske ne bu maske. Pandemi dönemi maske takıyorduk ya abi. Evet takıyorduk normal kolonya sıkıyordum ben o maskeleri. Kaybetsin evet. bence kaybettim. Ferdi Kanalıma Abi söylediğini ama... daha bulmadık. Ben alacağım ona tamam o önemli değil. Giler Ağlıyor mi? çok. <laughs> Diyor. Gilerme ya. Evet. E ne bu gilermesi? Ne konuşturuyorsun ha. Önce? Allah Allah. Ferdi ya. ilk yarının en iyi oyuncusu bile olabilir. Evet. Onu da seçeceğiz muhtemelen. Ama bence değil. Yani daha iyisi var. Daha Oraya iyisi gelince olur. konuşacağız. Peki. Oraya Dediğim yapmışız. gibi bu ülkenin futbol, futbol kalitesini aştı şey, bu ikisi. Bekferdi. Boya ve Ferdi. <laughs> Bayılıyorum böyle her maç aynı istikrarla aynı performans sergiliyor. Bu arada bu benim beklediğimden çok daha iyi oynadı Hakim Ziye Derbi de ona karşı. Çok Hı. Yok mu ya bir kar yağdırın da görelim ya. Güvendiğim bir dağlara karlar mı yağdı? Bir kar yağdır bak 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 prodüksiyonla. Bak be işte bu ya. De... çok iyi. <laughs> Anca böyle yağıyor zaten. Evet, Aferin, ya. çok iyi yaptınız evet. bunu. Güzel. Kamerayı mahvettik ama. Şimdi bir de kamera parası ödeyeceğim. Evet stoperleri geçiyorum. <laughs> <laughs> Uysuza bak uysuz. <laughs> Stoperlerde Fenerbahçe'den Ciku var. Antalya Spor'dan Ömer Toprak. Delikanlı gibi bir şey <laughs> soracağım. Son maçta attığı yumruk atmaya çalıştığı yumruk Icardi'ye gelseydi burada olacak mıydı? Olacaktı. Abi. Bence o penaltıya sebebiyet vermiş olsaydı. Ya da daha pozisyon daha yakalanmış de. olsaydı her neyse ve Fenerbahçe kaybeseydi bugün bunu buraya koymayacaktınız. Allah Allah. Nereden biliyorsun ee, ya? Çok eminim. Kompaktan. Kompaktan. Niye suçluyorsunuz Çok eminim ya. hem de. Çok, Gata Gata de sahiden... çok da sakat kaldı abi. Doğru. Galatasaray'dan Davison Sanchez. Beşiktaş'tan Omar Yatabare. Pardon. Omar Koli. Beşiktaş. Hocamın yata ya Rıza şu, Hocam. Şu Beşiktaş'tan Vallahi bir oyuncu alabilmek bile çok önemli bence. Evet. Galatasaray'dan Abdülkerim. Bunu bunu sabitlesek mi? Ama ya? öyle böyle koli hak etti. Beş gol katkısı bir şey. Kaç gol yedi Beşiktaş? Tamam ayrı. <laughs> Abi itirazın <laughs> var mı? Ee, Abdülkerim Bardakçı için şunu söyleyeyim. Bir atlikten gelip bir buçuk senede böyle gelişim kaydetmek sanki senelerde büyük takım oyuncusu hatta seviyor üstü oynamak. Şey, bunu performansı ya da sahada yaptıklarından öte şundan sebep söylüyorum. Bir futbolcu gözüyle izlediğimde yani oradaki alışveriş, kendine o güven, fiziki kalitesini her maç ortaya koymak olağanüstü bir gelişim. Bence milli takımımız için de çok büyük kazanç. Ve şampiyonanın gözlerinden biri olabilir ikinci. İnşallah. İnşallah. Hiç bu tartışmaya gerek olmayan bir oyuncu. Bir de sol ha. sol ayaklı stoper az bulunuyor. Uzun pas var. Uzun pas Şeyi, varsa var, bir, kısa bir var. yeri var. Mesela kaptan olarak, var. Geldi. Konya evet. olarak geldi. Konyaspor'un kaptanı olarak geldi. 2-3 tane gol yedirdiği ya da oyundan atıldığı bireysel Gidesin hatalara rağmen ya. bence teknik direktör işi ya. Yani mesela ya başka bir takımda başka teknik bir direktör işi bir de şey ya. Ya büyük takımda yani tutturduğun dakika, o yeri edindiğin dakika çok akıllı bir kere yani geriden oyuna çıkış pas bir açık kapattı orada ya bir fark yarattı açık kapattı değil bir fark yarattı stoperlerden ne bekliyorsun kessin yanına versin tamamdır dedi. Bu arada sınavı daha büyük yanındakinden mesela Davinson Sanchez ya da Nelson oynuyor ama onun yanında Boye var Evet. ama bunun yanındaki sürekli bir değişim Doğru, ve kalite brav. eksikliği içerisinde ve Galatasaray oraya oyuncu bakıyor şu anda. Tabii. Ya orada net bir oyuncusu yok. Geçen sezon da iyi değil Sürekli orayı kapatmak zorunda herif yani. Sürekli orayı da kapatmak zorunda bir yandan. Belki o yüzden de ön plana Mesela şunu tartışabiliriz. Balicu diyor ki Nelson oynar. Atıyorum Tümer abi diyor ki Davinson Sanchez oynar. Hiç kimse demiyor ki Abdülkerim yerine şu oynar. <laughs> yani öyle bir herkesin üstünde tartışmayı bitirdi herif Bu yani. arada hani hoca farkı dedin ya şöyle de söyleyeyim. Katılıyorum Okan Hoca'nın mutlaka bir katkısı vardır ama Abdülkerim'in Galatasaray'da yaşadığının daha hafifini bence Samet yaşadı mesela çıkamadı. O oh, Samet'ten ben... çok daha iyi oyuncu e, e, ama. Dur iyi dur o, başka bir şey söylüyor. Anladım, ama anladım, şöyle anladım, bir durum tam. var. Samet'te Samet yani. Samet alternatif Samet'te alternatif vardı. Doğru. Yani abi bu yetenekli. Yaptın mi? hatayı, hop Kemen'ti yedin kulübeye evet, geldin. Erkut Bu yetenekli. Herhalde canım fark var. Yani, yani çabukluğu daha çabuklarım. yüksek. Ya geniş alanda Abdülkerim rakiple birebir kaldığı zaman bir tedirginlik gelmiyor bana. Ama Samet kaldı mı? İlk müdahale. Oldu oldu olmadı geçmiş olsun. Bir de şampiyonlar yine de gösterdi abi. Çok severdim ben Hiç Samet gibi yani. stoperlere karşı oynamayı. Hiç sırıtmadın. Arkasına at. Yanından geç. ya Araya, maden. maden. Bu arada hani spoiler da vereyim. O bölüme gelince tartışırız. Dedin ya Ferdi sezonun hmm. ilk yarının diye. Benim adayım da Abdülkerim olacak. Spoilere bak. Böyle arada ince ince. Sağ stoper mi Şikayet edemedi. Sağ i̇lk defa stoperes. bir şeye karşı çıkamadı. Hiç mi çıkmam Abdülkerim hiçbir şey. Bir yok. daha okuyayım mı? Koli, Davison Sanchez, Ciku, Ömer Toprak. Şimdi orada Murat iki tane daha. Mı? Şu, şurada aslanlar. Kimin onlar? Ama aldım onları giderken. Onlar muhtemelen çağırdımdır. Çağırdım. E, ee, i̇ki tane daha sol stoper var. Ciku sol stoper. Koli sol stoper. Evet. Normalde. Öyle mi seçeceğiz yoksa sağ stoperler Öyle üzerinden Haksızlık mi gidelim? Olmaz. Haksızlık Ama olmaz. Ama performans var. E, tamam canım stoper. iki tane en iyi stoperi seçiyorum. Sol sağ diye bakmayalım. Bir Ömer toprağa ha. bakabilir miyim? Bak bakalım. Üçlük bir kere Ciku'nun... Üç <laughs> Üçlü seçebiliriz. Yok yani gerek. Ya, Ferdi ile Boye varken <laughs> olmaz. Bir, üst savunmacı çekin seçebiliriz. Ömer abi, arada Şimdi Davison Sanchez 8 maç ya ligde. 8 maç. Bu 12 maç. Burada 16 maç var. Ya kusura bakma da 8 maç oynamış oyuncuyu nasıl seçeceğiz? Niye Davison Sanchez seçmek zorunda mıyım? Hayır hayır. Şöyle. Buraya gelirken Nelson'un da bir 7-8 tane maçı var muhtemelen. Sezonu Nelson başladı. O Yazık. zaman Nelson da olsun. Çok büyük etki yaptığı için aldım çok büyük etki Anladım. mi? Ama Şampiyonlar Ama Ligi ile biraz birbirine karıştırıyorsun. Ki, 11 maçın altına alma. Gece mesaj attım abi ben sana. Ha. Bunu almak zorunda kaldım da en son. Hayır ben Gece iyi, iyi oynamışım sen... mesajını Murat kusura bakma. Oynadığı 8 maçı iyi oynamış olabilir. Ona hiç lazım yok. Sen telefonuna bak mesaj gelmiş olabilir sana. Öyle değil mi? 8 maç oynamış. Mesaj çok iyi oynamış ağzı olsa ağzı, bile. Kulaklarına Aa, geldi. Buradan Ceren'e selam söyleyelim bari. Murat'ın Manita. Bunu bırakmayın sana Adam... benim biriyle birlikte oyuncu bu adamın gibi, yüzü var, var, gülüyor senden. Oluyor şeris? senden mesaj geldi geleli adamın yüzü gülüyor. Sakın kesmeyin burayı. Valla. Bunu Ceren, göreceğiz. Sakın kesmeyin. Senden mesaj geldi. 10 dakikada böyle sırtıyor. Bunun yalnız olduğu dönemleri de biliyoruz. Param parça oluyor mi? bu ya. Evet. <laughs> biliyoruz. Abi ya Koli ya Ömer Toprak'tayım ben. Sen? Ben diyorum ki tek stoperle devam edelim abi. Çok zorlanacağız ilerleyen mevkilerde. Zorlanma çift stoper ya. Benim stoperim belli. Ben Koli diyorum. 5 gol katkısı var abi adam. Katılırım. 5 gol katkısı var ya. Abi Ömer, katkısı var ya Ömer, Toprak ya Koli yine o 5 Kaç maç oynamış, da... oynamış Koli? 12, 12. oynamış mı? Orada ama. 12 oynamışsa 5 gol katkısıyla. Ha Erkut Abdülkerim Peki der, Galatasaray derbisi ne yaptı? Abi mi? her şeye Galatasaray derbisi Amartey'e yazar. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray derbisi bir fener değil. Amartey'e yazar. Dünyanın en kötü stoperleriyle oynadı bütün sezon be. Dünyanın en kötü stoperidir Amart'ın stop, stoperleri kabul ediyorum ama 5 gol katkısı Mevcud'un içinde bence hak eder. Perişan etti yanındaki adam Necip, Amartı, orası Beyli sürekli döndü ve hepsi berbat oynadı. Bu adam Beşiktaş'ta ayakta kalan nadir 1-2 oyuncudan bir tanesi zaten. Tamam mı? Koyayım. Tamam tamam tamam. İtirazım yok. Ben Benim görüşüm stoper daha stoper seçmeyelim de. Olur mu, o, mu öyle şey? Ne tek... biçim kadro yapıyoruz öyle şey? Tek ya Ne var ya üçlü savunma yapacaktık. Tek boynuzlu at gibi. Üçlü savunma öyle olmaz. Ya abi üçlü olmaz. Üçlü savunma Onun dediğin o değil. Üçlü savunmanın kenarlarına ferdiyle koyarsın ya, biliyorum. boyunu. Ya buluyorum bununla sahaya çıkmayacağız ya. Üç tane savunmacı işte. Bunlar antrenör olmaz abi. Yani. Allah! Ama öyle demiyor Valiç Hoca. Bir Aa. yağlıyorlar, ballıyorlar. Evet. Bunlar üç Rrr. haftada kovulur biliyorsun. Anam. Bunlar bir yere gitse, mesela ikisi beraber çalışsa biz ya yorum yapsak. Ne ne ya ne işim Bunların içinden geçerim biliyor musun? İçimden <laughs> içimden geçerim. <laughs> bir de her programda böyle yere ödül geçiriyor. Bir tane ödül almışız. <laughs> o ödül niye, niye, niye hiç çıkmıyor? Getiriyor göstereceğim bir bırakıp gidiyor. Getiriyor getiriyor. Aşağıda duruyor orada ödül. Buraya getirseydin ödülü. Biri unuttuk. Ah. <laughs> Yine unuttum. Yine ödül aldık da. Ödül, ödül de ya ne abla. şaşalı ödül ha. Tabii. Çam. Çam. <laughs> Altın çam. şey seni hatırlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Odun. Karat geçtik. Hayır altı numaraya geç. He. Pardon. Ben ne diyorum? He. Bu süper konseyle gidiyor benim her şeyim ya. Çok böyle şey. Normalde var. iyisin. Evet. Normal iki varım. Mendy'de ne oynadı be kardeşim? Batista Mendy, Trabzonspor'da. <laughs> Yalnız sonradan stoper oynadı. Bence stoper seçenekleri içinde de sayılabilirdi ama az maç. Evet. Bu olmaz. Fenerbahçe'den yani. Fred. Altı numara mı? Adeta bir Dinamo, İsmail Yüksek. <laughs> Eleştirilere göğüs genel <keren> Abdülkadir Ömür. <laughs> Emrah Akbaba'da da top oynadı da kardeşi <laughs> Adana Demirspor'da. Ve skor katkısı Sivas Spor'dan Samu Saiz. Beşiktaş'ta olsa fark yaratır abi. İddia ediyorum. İrfan Can. Hatırla Atuf Şeşir Bir dakika, falan da İrfan Can şey. kanatı koydum abi. Karışmış araya. Trabzonspor'dan Bakasetas. Bakatetet. Bak aç Gider ayak Fenerbahçe'den bir şeyler söylesene. Evet. Şimanski derbilerde göremediğimiz Şimanski. Çaykur Rizespor'dan Shelby. Sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. Kasımpaşa'dan Aytaç. Buyur. 11 skor katkısı. Abi uçtu herif. Galatasaray'dan Lucas Torreira. Kaç gol Aytaç'ın? 9. 9 mu? Iki. Abi gol kralı adayı Erman. Şaka mı? <laughs> Beşteşe gelmeden önceki bir gelmeden bir önceki sene Samsun'da transfer yaptığım sene 12 gol 12 asistle oynadım ben. Yani double double dediğimiz. Adam şimdiden 9 gol yaptı abi. Yani sezonun ilk yarısını 6 golle bitirmiştim. İkinci yarı da 6 tane attım. Orada bir gol kayıp biliyor musun? Ne oldu abi? sen mevki Samsun'da o zaman o sene? Forvet arkası mı? Karat mı? Evet. Penaltı biz... var mı? 10 numara mı Şöyle, İlan İlhan, İlhan Ertuğrul Aşkım. oynuyordu. Arkalarında ben oynuyordum. Çift santrafor. Tabii canım. <laughs> Eskiden çift santrafor vardı. Bülent ya. Tündar. Aa. Yalnız İlhan Mansız santrafor ama tilla. bir hücum pres koyardı. Tilla, tilla. Bak boğulursun, stoperlere nefes aldık. Yani arkasında oynamak Çok. hakikaten büyük bir, bir keyifti. 15 yaş altından mı 18 yaş Yani anladım. ben İlhan'la Kuşadası'ndayken Kuş, oynadım. oynadım karşılıklı. E Uçuyor Erman dedik. şeyi de çok iyidir bir orta sahayı rahatlatabilecek meziyetleri vardı. Mesela Ahmet Dursun başka tip santrafordu. Ahmet sürekli koşu atar arkaya. Yani gelip orada seni baskı altından çıkaracak işi çok nadir yapardı. Yapar istediği dakika. Ama İlhan ge gelir uzak ayağıyla saklar, bırakır, döner, devam eder. Her şey yapıyordu ya. İlhan Her ben şey. çok da Ben şeydi. de çok iyi santraforlarla oynadım. İlhan, Pascal, Ahmet. Sen Nobre'ye denk geldin mi abi? Yok. Ben yani. Fenere gittiğimde Nobre Beşiktaş'a gelmişti. Ha, bize geldi Nobre. Formayı verdiler ya. Nobre'nin formasını ha. ben tatildeyken. Evet. 6 numara seçelim önce. Seçelim. Torreira. O da Ferdi ve Bir dakika bir dakika dur. Saçaboya İsmail gibi. mi mı? Hadi. Torreira tabii ki. Tamam. Ne diyorsun? İsmail mi Torreira mı? O da kayıpsız Şampiyonlar Ligi beraber. Hepsini oynadı. Yanlış mı biliyorum? İsmail mi Torreira mı sorunun cevabı bence Torreira. İsmail sen demiş ya. Yani alıyorum. bir takımı bir takımın bir takımın enerjisini, bir takımın sağ iç organizasyonunu çeker misin? Torreira bambaşka bir yere getiriyor. İsmail evet iyi bir sene geçirdi. İyi oynadı. Ama Torreira'nın önünde değil. Yani Torreira, Galatasaray sevk ve organizasyonda inanılmaz işler yapıyor abi. Defansif katkı var, hucumda var, pas arasında var. Yani İsmail, re repertuarı daha geniş. İsmail milli takım için vazgeçilmez. Ama Torreira. Galatasaray için. Torreira. Torreira. Pitbull gibi ya. Kendini nasıl dinlendiriyor atıyor kendini. Yıl, Yıldırır yani. Arada diyorsun. dışarıdan neydi daha doktoru Yener Bey mi? Hmm. Onu çağırıyor bir <laughs> muhabbet gidiyor geliyor tekrar devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi. Adam hazır biliyor musun? Torer'in çağıracağını biliyor. Öyle bir arada geliyor gidiyor. Bir şey olmadığını da biliyor. O kadar rahat ki girip çıkarken. Çok ya net İsmaili İsmail'e eledim o zaman. Şurada bir şey ya beyaz, ya beyaz bir var Dursun. Beyaz beyaz şeyler var. Yerim sene. <laughs> Mendy'yi de eliyorum o zaman defansif olduğu için. Ela, abi. Zaten atıldım, atıldı matıldı. Atılmayı hak ettiği maçları oynadı. Bak da olmuyor stoperi çekti. Stoper de oynadı koydum. ya. Abdülkadir'i koydum. Emre. Bakatetat. Samu, Shimanski, Aytaç. Şelvi. Tamam. Hadi bakalım. Buradan bir tane daha seçeceğiz. Aytaç. Şimdi ben olsam işte 3 orta seçeceğim. Beni dinle. Aytaç. Seni dinle. Fred. Aytaç. Fred ha. ve Şimanski'yi çıkart. Oradan. Diğerlerini. Şelvi. Yok. Yani diğerlerini çıkar. Diğerlerini çıkar. O kalsın. üçünü konuşalım. Çünkü Shelby zaten Torreira'nın pozisyonda. Tabii. Peki. Ama Beşiktaş işte, öyle bir halde ki buradaki herkes bana Beşiktaş'ta iş yapar gibi geliyor. <laughs> Aytaç, Şimanski ve Fred arasında mı seçeceğiz? Aytaç, Fred, Şimanski'yi Şimanski. al böyle abi. Evet. Üçünü al. Üçünden. Gel kardeşim. Şöyle. Bizim kenarlarda kim var? Tadiç var var mı? Canım olmaz mı Tadiç? Senin yüzünden Tadiç'i seçemiyoruz abi. Tadik. Bu üçünden birini mi seçeceğiz şimdi? Aytaç abi. Ay adam 9 gol atmış yani. Nasıl seçmiyoruz? 8 gol 3 asist. 8 gol 3 pardon. Adam 8 gol atmış yani. Nasıl keseceğiz? Aytaç'ı keselim diyen oldu mu? Yok işte. Şey diyor. Bir şey demedim ben. Demedi adam. Aytaç hak etti abi. Bunu bir de Anadolu takımında yapıyor. Kasımpaşa ilk defa seneler gol sonra ya. ilk yarı sonunda rahat bir pozisyonda giriyor. Şimanski de 8 gol attı. Şimanski 8 numara oynatıp 4-2-3-1 şey 4-2-3-1 diyorum. 4-1-3-2 mi yapmamız lazım? Ben Şimanski Yok lan 4-1-3-2. Firet'te emin miyiz? 4-1-3-2 nasıl olur lan? Bak şöyle düşün. Firetli ama abi. Hepsini kazanmış Fenerbahçe. Tamam. Anladım ama. Kaçırdığı maç sayısı var. Var. Biri oynamış 17 4, 5, maç, 3, 2, 3, 2, öteki oynamış 17 o, o, o. maç. Evet. Kaçırdığı maç sayısı var. En önemli maç öncesi saçma sapan bir kırmızı kart. Evet. Takımı yalnız bırakma. Bu kadar muhtaç. Ben Fred konusunda soru işaretim var. Fred'i gömdü. Yoksa Fred'in Fred i, Fred, i, Fred kötü oyuncu olduğunu, Fenerbahçe'ye katkısını falan tartışmıyorum ben. Çok iyi oyuncu. Katkısı başka. Fred'li Fenerbahçe de başka. Ama şimdi adam biri 8 gol, biri Aytaş kaç gol attı? O da 8. Şimanski 8 gol 4 asist. Abi şimdi Ben Şimanski diyorum bu arada. Ben hem Şimanski hem Aytaç diyorum. 3 orta saha diyorsun. Evet. Tek santrafor mu yapacağız? Yetiştiremeyiz abi. Çift santrafor yapacağız. <laughs> Burası biraz soru işareti de o yüzden dedim. <laughs> yok. E, şöyle. bence orada hiç soru işareti yok bu abi. Bir dakika Kerem mi? <laughs> tamam da kenar olarak mı? Orta saha mı? Kenar. Tad için daha iyi olabilir şeyleri. Ne oldu? Ee, ben Aytaş diyorum. Siz ben karar. Şimanski diyorum. Sen ne diyorsun? Çok zor ya. Dur bir dakika. <laughs> Şimanski diyorum. Şimanski bana benziyor. Mu? Oyun olarak mı? Yanından geçer. Ya bak teknik direktör olsam. Bak şu iki derbide bir şey yapsaydı tamam diyecektim. Teknik direktör olsam Fred'i alırım. Derbideki Tümer Metin nereye? Şivanski nereye abi? Züyük teknik direktör olsam on... Fred'i alırım. Evet. Ama bir 11 seçiyorsak derbilerde ortaya hiç çıkamadığı için ben de Aytaç diyorum. Erman 5 maç 5 maç eksik oynamış Fred. Evet. Yani Hadi sakatlık yani. var. So, en önemli maçında takım yalnızlar. Bu arada mı? o Santrafor arkası ya. Evet. Biz bir 8 seçiyoruz. Aytaç da 8. Evet. 17'şer maç. Kasımpaşa'da 8 gol 3 asist e, yapmak. Ne yapalım? Favret Fenerbahçe... arkası seçmiyoruz ya Şimanski günah ne? Şimanski şu anda Bilmiyorum iyi işte Santrafor performans. Ba bana göre Aytaç Kara yani bir Anadolu Aytaç Kulübü çıktı. değil ama Anadolu Kulübü sınıfındaki bir İstanbul takımından bundan daha iyi oynanamaz herhalde. Aynen. Aynen. Aytaç çıktı. Aytaç çıktı. Mümkün arkasına. değil bundan daha iyi oynanamaz. Çocuk Helmut. hak etti abi. Allah Allah. Bir daha büyük takım görür mü? Yapma. Ben de öyle düşünüyorum. Ha? Ne var lan 30 olacak? 37 yaşında oyuncuyu aldı ya Fenerbahçe. Büyük önce. takım zor da. Yani görmesin de zaten. Bak bir orta halli bir orta Başak ölçekli olur mu? Orta ölçekli bir takımın yıldızı olmaya aday oldu. Yan Arka, yana koy istersen geçen bir 6 8'i böyle tamam, koydum. Böyle böyle koyduk. 4 tamam. 2 3 1 yapacağız ya o yüzden. Şey 4 2 4 1 3 2 yapacağız. Doğru. Tam kalsın. Burası belli Ermancı. Bakayım. Hadi çikiler çok iyi ama sen kandıramazsın beni şarkısıyla giriyorsun. Kandıramazsın şey. beni. Şimdi sezon değerlendirmesi yapıyoruz. O da yok derbide. Gerçi Beşiktaş maçı fena oynamadı. Sıfır gol atmış Yusuf Sarı'yı nasıl edeceğiz ya? A0. Ama çok 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 asist yaptı ya. Evet. O da başka bir oyun. Hemen Beşiktaş'la adı geçtiği için söylüyorum. Bana göre Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Yusuf Sarı bir yere de... gitmiş ya. E, Fransa'da bir takımla anlaşmış. Saklıyorlarmış. Öyle bir duyum aldım. Marsilya'dan gel. Nereye gidebilir? Beşiktaş'ta adı geçtiği için söylüyorum ben. Nis desem. Faryolim'le oynar mı orada? Oynamaz. Da... Ben olur mu? Olmaz. Söylüyorum. Olimpik Lyon. Ne? Sağda İrfan, solda Tadiç. Katılıyorum. Kerem diyor oradan bak nasıl fıs fıs fıslıyor. Kerem Galatasaraylı. Sadece bir şeye takıldım. Tadiç'in penaltı golü. Kaç tane penaltısı var şu gollerin içerisinde? Abi diyeyim Ne fark eder Çok edelim. şey. Hiç Hiç duran top hiç. golü yok. Ama 5 gol 5 asist. Icardi de düşüşte olmasına rağmen 5 gol 5 asist. Kaç, Ama maçta beş tamam, kaç maçta 5 gol? Tadiç'in penaltılarına bir bakalım. Tamam kaç maçta 5 gol? 16. Kerem. 17. Kaç maç? Yani gol attığı kaç maçta? En son Karagümrük maçını kazandırdı. Ya yani kaç maçta gol atmış abi? Tamam, Soruyu doğru sorayım. Tek sıkıntı düşüneceğim Santrfor arkası oynadığı için çok maç Aha. sol ön yazmak konusunda dedi. 4 maçta Samsun 2 gol atmış. Tamam. Tadiç kaç maçta gol atmış? <laughs> bir de penaltıları say sonra. Tamam kaç maçta gol atmış? Abi penaltı penaltı atmak ayıp mı ya? Hayır. Akan oyundaki pe... Akan oyundaki gol mü ben değerli? Ben penaltı. Samet Aybaba ne bileyim ben şey penaltı kullandırmamış. Buna Nurullah sağlam. Şey yapıyor ya. Nurullah sağlam penaltı işte kullandırdı. Nurullah ha. sağlam nasıl hocaydı lan? İyi tamam. hocaydı. İyi hocam. Trabzon top top yaptırdı abi. Bir golü var. Karın maçında iki golü var. Zaten hani o maçlarda da 3 penaltı Kandıramasın ben beni. Tadiş e ben Tadiç diyorum. Gülben'e selam olsun Gülben'e. Ben Tadiç dedim. Sen Kerem dedin. Tümay abi. Sağ tarafta İrfan Can'a bir şey demiyorum. O tamam. <laughs> tamam. Benim İrfan Can Tadiç. Bunu az. Sağ taraf. Benim İrfan Kerem. Can, sol taraf. Kandıramasın <laughs> beni. Pozisyon hazırlamadı da ki Tadiç'ten ondan fazla yüksek yani. Durduramasın beni. Sol tarafa ben Tadiç diyorum. Sen ne diyorsun ben abi? De tadiş ben de Tadiç diyorum. Beraber. Bütün, Bence Kerem. Bütün bir devre eleştirip Tadiç'i Tadiç'i seçtim gördün mü? Kandıramazsın beniyle. Öyle de ters köşe yapalım Adam 7 gol 6 asist yapacak. Kadroya girmeyecek. Allah Allah. <laughs> Şimanski 8 gol attı Go giremedi ya. E, ben, ben, onu, ben onu aldım. Ben seçtim onu. Ben de Kerem'i seçtim. Tadiç'in Ekim ayına kadar gol katkısı bir. Evet. Son haftalarda Şu derbiyi nasıl oynayamıyor futbolcular ya? 3 gün durun düşünüyorum. Abi ha Hakim Zeyi bütün dünya tanıyor mu? Tanıyor. Yemin ederim bütün konsantrasyonu ferdin peşinde koşmak üzerineydi ya. O bu yüzden abi. Top kendilerindeyken hücum iştahı değil bir tedirginlik var. Top rakipteyken %100 konsantrasyon. Dünya yıldızı da aynı. Altyapıdan yetişen de aynı. Hepsi aynı abi. Derbi önce kaybetmeyelim diye bakıyorlar. Neden oluyor bu? Hocalardan sebep bence. Derbi gibi oynamam kay gerekiyor. Kaybetmemek kazanmaktan daha kıymetli. Kurşun asker diye bir şey vardı esna. Bu işte. Bu değil tam. Kenan Doğulu değil asker. miydi o? Tam değil, tam değil. Tam bu da kurşun asker. Taştan yaparlardı <laughs> böyle. Ya. Taştan. Ne oldu? <laughs> Kenan Doğulu değil o. Kurşun adres Lan biliyoruz espri yaptık. Oğlum sen bunun playlistini falan biliyor musun? Ben sana bir hikaye anlatayım. Alaçatı'da eğleniyoruz bu yaz. DJ'ye yol gösterdi bu. Onun arkasına bunu ona bağlaman da mı, lazım Onu da mı biliyormuş? Ama yani. bak Her nasıl şey iyi bilmiyor. biliyor musun? Vallahi çok iyi. Türkçe pop da çok iyidir. Vallahi çok iyi bak. İnan şaka yapmıyorum. Gerçekten iyi. Bir gün eve çağıracağım yaptıracağım ona playlist. İyi Sadece playlist yapsın ama. Neden ama? Çünkü ben televizyonda çalışmadan önce 7 yıl radyoda çalıştım. Ya o hikayeyi de anlattı bana. Tabii. Evde yatarken falan neyi nereye bağlayacağını düşünüyor bu şarkısı arkasını arkası arkasına. Ama bak çok Nerelerden Nelerden geldik biz? Bir ama... şarkı geliyor. Bir şarkı geliyor. Ha. Şarkı biterken aşağıdan şarkıyı veriyor ya DJ, tamam mı? Bana diyor ki olmaz o diyor. Bunun arkasına bunu evet. bağlaman lazım. Ya ne saçmalıyor Erkut, Dinliyoruz işte, eğleniyoruz falan. Bu arada gibi. çok güzel bir şey. gitti DJ'ye DJ söyledi. Abi haklısın. Ben bunu niye düşünemedim diye. Sonra geçti setup'ın başına 3-4 şarkı çaldı. Yıkıldı ortalık Hobi. Sağdan soldan ikram geliyor. Hobi, bana. hobi olarak çok güzel bir şey. Ya. Evet. Müthiş stres de atarsın. Yeni şeyi bilmiyorum abi. DJ setup'larını. Öğren. Öğreneceğiz. Bir gün böyle bir parti yapacağız. Alayım mı, sana, alayım mı, sana, bir DJ setup'ı? Yok ya bir, bir öğreneyim önce. Evet. Ondan sonra. Bir Yok şey, şey kendine... kendine çaldıracak çünkü. <laughs> vardı benim ya. Vardı benim. Teşekkür Var. ederim abi. Şey parti yapacağız. Erman gelecek ama. Karım mesaj atmış. Okuyorum. Gözde mi? Evet. Ha, ne diyor? Çok yakışıklı adammış diyor senin için. Tabii ne var? Ee, şanslık. Tabii ne var? <laughs> Doğru. Sen desene benim karım da çok güzel. Benim Japon güzeli zaten. <gülüyor> <gülüyor> Japon yılının en güzel yönetmeni. <laughs> Maç yönetmeye başladı ya dedim ki şu derbideki hatayı sen yapsan, evet. ki o da tırdaydı evet. biliyorsun yayın tırında. Dedim sen yapsan seni de eleştiririm. Babamı tanımam ben. Evet. Lan sen bütün dünyanın üstünde olduğunu iddia ettiğin bir maçta, gözün üstünde olduğunu iddia ettiğin bir maçta bir pozisyona bir tane doğru açıdan ben veremez misin? Ben Sokrates'te içinden geçtim. Yuh! Yamakmeni. Yuh yani! Neyi yakalayacağım? Masuakun'un kornerinde top çıktı mı yakalayamıyorsun? Bilmiyor bilmiyor. Futbolu bilmiyorsan yakalayamazsın. Ayıp Futbolu ya. bilmiyorsan. Sana göre o pozisyon kayda değer pozisyon olmayabilir. E ne oldu? Bütün yöneticiler açıklama yapıyor. Başkanlar açıklama yapıyor. İki camia neredeyse birbirine girdi. Attım kuyuya bir taş. Biz çıkarmaya çalışıyoruz. Onunla mı uğraşacağız? Sen ver abi görüntüyü. Ben Dijitürk'e para ödüyorum. Görüntüyü Twitter'dan ayıklıyorum. Böyle saçmalık mı olur 25 abi? 25 kamerayla çektiğim maçta 26. pozisyonu yakalayamıyor. 25-26 kamera. Pozisyonu yakalayamıyorsun. Ya kameraları doğru açılara yerleştiremedin. Yerleştirdiler. Abi ben... Hani hakemleri diyoruz ya futbolu bilmeleri. Yönetmenler için de bu geçerli. Net net. E, ee, üç sezonu şampiyonlar gibi yayınladığımız dönemde maçlar önce bir yayın toplantısı yapılır. Özellikle de finalden önce daha şey olur bu. Ya bir yönetmen vardı abi. İspanyol galiba. İspanyol evet. Adam böyle, ben böyle bir şey görmedim. Yani nasıl çalıştım be kardeşim? Altyapı var zaten futbolu biliyor. Ama ben de şimdi maçı anlatacağım ya o kadar güzel şeyleri anlatıyor ki bak diyor kardeşim Zidane diyor şöyle yaptı diyor böyle yaptı tarihini anlatıyor bir şeyi. Ondan sonra o maçta ne olursa rekor olacağını biliyor işte Gerik Bey'den bir örnek verdi tamam mı? Ve adam kimin ön plana çıkacağını da biliyor. Gerit Bey'in bir performans şeyini çıkar. Dedi ki, bu taverende maçın adamı olacak. iki tane gol attı şeye, Carlos'a. Bak yönetmen, Maçtan, Bizde önce, de var öyle bir bu arada. maçtan önce yönetmen Maçtan önce kimin derken maça damga vuracağını biliyordu Yayıncı kuruluşta şu an öyle bir yönetmen var. Ben gözümle onun maç çekişini gördüm. Maç çekerken herif dünya ile bağlantısı kesiliyor. Öyle olmaz artık. Çıldırıyor herif abi. Ama hikayeyi de bilmeli. Ama o biliyor gen, genç çocuğu diyorsun. Ayhan. Ayhan Ayhan. Ha, ben şu çalıştım an, bak yani. o i̇yi, maç çekerken iyi, iyi. bak bir şeyler öğrenmemen mümkün değil. İyi iyi. iyi. Herif Ayhan, müthiş iyi. ama o çekmiyor mesela o maçları. Tabii çekmez. Bak yine bir anı gibi anlatayım bunu. Ee, şimdi anlatım kabinesi bir statlısı. Bazı spikerler yayın arabasındaki konuşmaları kulağında duymak istemezler. Tamam. Ben de hiç az etmem. Ama öyle bir maça gidiyoruz ki mesela Türkiye Kupası'ydı özellikle de. Türkiye Kupası'nda şimdi ben maça spiker olarak çalışmışım ama yönetmen Allah hak getire yani. Umurunda değil. Bilmiyor. Hikaye de bilmiyor. Vesaire. Çünkü şey bilmiyor mesela. Diyelim ki Kayseri Gaziantep maçı. işte iki daha o sene husumetli iki oyuncu var mesela. İşte 7 hafta önce aslında bir tartışma yaşamışlar biliyorsun falan. Ya da işte bir takımda eski futbolcu oynamış. hani eski takımına karşı oynuyor vesaire. Özellikle de ben o konuşmaları duymak istiyordum. Çünkü güvenmediğim için yayın arabasına. Ve sürekli olarak da hani orada bazı şey feedback veriyorum. Diyorum ki işte şunu verebilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var. İşte birazdan oyuna girecek oyuncuya bilmem ne yapın. O işte sakatlıktan yeni çıktı mesela. İlk defa alınacak gibi bilgileri veriyordu yönetmen. Ama Avrupa'daki yönetmenlerin hepsi bunu bize veriyordu. Tam tersi diyor. Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Gerçekten. Hakemlerin de her şeyi bilmesi. Söyle canım parmak kaldırıyorsun. Evet. Kim yapmış? Şansal abi. Abi aklın yolu bir. E, biz geçtik o tedrisattan biliyoruz. Oraların nasıl liyakatsizliğe dönüştüğünü de biliyoruz. Tam, tam kamera diye. Gördük, ya. yorumculuk Phantom kamera vardı be kardeşim. Abi şansal abi bilirsin çok ince eleyip sık dokur evet. o konularda. Yönetmene varınca yakıldı. Şansal abi, abi deyince ben 10 senedir yorumculuk yapıyorum. 10 sene oldu mu? 10 sene olmuştur. yaklaştı olmuştur 10 sene. Hani bir gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum. Maşallah. Bu gelişimi göstereceğimiz zaman ya da gösterdiysek Şansal abi, Önder Özen, Metin Hoca. Hayatımda gurur duyduğum. Şimdi sen burada karşılığı yüzüne mi söylüyorsun? <laughs> Allah Allah. Şey gibi. Bu adamlarla aynı masada oturmuş olmanın var ya. Gurur çok nadir gurur duyuyorum ben. Futbolcuyla şunu yaptım, yaptım geç abi. Hiçbir önün önemi yok bence. Ama bu adamlarla aynı masada oturmuş olmaktan gurur duyuyorum. Tabii gelişimimize önemli katkı. Ben de çalıştım hepsiyle. Ben de seninle aynı masada olmaktan gurur duyuyorum. Seninle de abi. Ne oldu? Güzel bir şey söylüyor. Oğlum senin niye? Senin sevgi sorunun mu var? Güzel şeyler ya. yüzüne söylenmez abi. Boş ver. Arkadan söyleyeceksin. Ne demek arkadan sonra? Allah yani? Allah olur mu olur. ya? Ben söylemem. Güzel şeyler, güzel yani, mesela çocuğa çocuğuna seni seviyorum diyor musun? Çok. Ee niye söylüyorsun? Ben, onla o bir mi? Ne demek? Erman bir, bir şey söyleyeceğim. Abi ben ara ara sonra? seni seviyorum diye mesaj atıyorum sana mesela. <laughs> Oğlum ya saçma sapan şey sokmayın. Hayır işte. hayır onu Yok. demiyorum. İşit saçma sapan boyuta sokmayın. Şunu söylüyorum. Kayıp öpücükle atıyoruz abi. Bu sevgi söylenilir abi. Söylenmeli zaten. Onu de abi o dediğim sevgi değil, övgü. Tamam. Övgüyü de söyleyeceksin abi. Ben sevmiyorum abi. Hoşlanmıyorum. Seni seviyorum övgü. kardeşim var mı? Tamam. Onda bir şey yok oğlum. Tamam var mı itirazın? Ama sen bir, gö bir göğüs ha. alalım, göğüs bir alalım. Hop. Hadi Al. Tümer abi sen çiz alalım. Ben sana şunu söylesem komik değil mi? Ya Tümer abi Türkiye'nin en <laughs> iyi yorumcusu desem yüzüne. A, ya bu bu bu... yani bunu ben arkasından onu, söylüyorum. Ama o değil, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Şu söylediğinde yanlış bir şey yok yani o insanların bizim gelişimize gerçekten ciddi katkıları oldular yani o tedrisatların içinden geçmek evet. kolay iş değildi. geçen bir Ben, ben de ben, ben de beş sene maraton var Erman kimler geldi kimler geçti Şu, yani bir şey Mustafa geçen, Hoca'lar Metin Hocanın bir yorumunu gördüm bir yerde önüme düştü. Lan, Çok özledim Metin Hocayı <laughs> ya Metin Hoca <laughs> vallahi ya. Ya. Taro'yla tamam, ara top... sıra konuşuyoruz Toplamadım. Metin Hocayla konuşamaz olduk. Metin oldu. dedi ki birinci olmak değil birinci sınıf olmak. Beşiktaş konuşuyor. Dedi ki her zaman birinci olamazsın. Tabii. Ama birinci sınıf bir takım olarak ikinci de olsan birinci sınıf takımsındır. O, abi dünyada duyduk. Çünkü oradan en güzel, güzel yorum. Metin Hoca'nın da karşılığı yok YouTube'da değil mi? Çünkü bilmiyorum ki. Ya, ya bir şey saçma sapan saçma sapan kişilere bakıyorlar çünkü. Düzgün konuşuyor. Ya, onu anlatamazsın abi. Düzgün bir şey konuşursan diyeceğim. Şimdi e, tabii biz siz bu programı sonradan izleyeceksiniz de. Oy. Şimdi Recep Hoca gelmiştir. Hmm. Recep Uçar bugün canlı yayın konumuz. Ee, hocayı biraz şöyle merak ettim. Bakayım dedim. Tebrik ediyorum. Sokrates'te geçen yıl bir program çekmişler abi. Çift format diye. Umut Nayır ve Recep Uçar. Ne konuşabilir? Futbolcu ve teknik direktör ne konuşabilir? Futbol konuşuyorlar. saf futbol ama. Yani öyle Kayseri Spor değil. Bu yapmış? Klop ne yapmış? Vesaire. Abi izlenme sayısını gördüm. O kadar düşük kalmış ki. Dedim ki bu ülkede kimse futbol sevmiyor kardeşim. Yani Sen bir abi. takımın ile futbolun magazinini seviyor. Bak bir takımın görcüsüyle, teknik direktörü, saf futbol kulunu konuşuyor ve izlemiyorsunuz ya. Magazin, magazin. Senle oturalım. Sen Abubakar'ın ne yaptığını konuş. Ben Abubakar'ın şortunun içerisine giydiği silibin rengini konuşayım. Ben seyredilirim. Doğru. Bu kadar iğrenç. Doğru. Ben, bak, sürdürülebilir bu, bir oldu başarı oldu olmayan bir şeyden bahset Olduğu için Ama söylüyorum. Ama sürdürülebilir bir başarı olduğunu. Bilmiyorum sürdürülebilir yani, mi? Bu, bu Hikaye anlatarak, hikaye anlatarak. Futbolla ilgili hiçbir şey konuşmadan program yapıyoruz bazen. Saçma sapan beğeniler var. Saçma sapan bir izlenme var. Ya yani neler konuşuyorlar olmuş. oğlum bildiğin gibi değil ya. Neyse bizim öyle bir derdimiz yok ama şöyle takdir de beklemiyoruz da Şunu fark edilmek istiyoruz Yapan ama. adam zengin olmuş mudur la? Olmuştur değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse kaynattık ya. He? Santraforlara oğlum, geçelim. Oğlum işimiz bir değil mi? var? Niyer satmayacak bu? Kaçta olacaksın? İki buçuk. Evet, geldik. Ceren'den haber var mı? İyi mi? Ya. Ceren iyi mi? Ya. Hadi bakalım. Sen de <laughs> Ne zaman evleniyorsunuz? Bizim memleketin rutinini söyleyeyim mi sana? Bunları bekarsan... kesmeyeceksin, bunları yayınla. Evet, bekarsan yani. ne zaman kız arkadaşın? Kız arkadaşın olunca ne zaman evleneceksin? Evlenince önce ne zaman çocuk de... yapacaksın? Sonra da ne zaman ikinciyi yapacaksın? Hayatını bitirdiler abi etrafındakiler. <laughs> ha. Trabzon'da ya, perişan ettiler beni ya. <laughs> abi evlendik. Senin gerçekten Hangi, sevgi sorunun var. Hangi evlendik? Hangi evlendik? evlendik dedi. kaçıncı i̇lk evlendik? İlk, ciddi ilk ciddi. evlendim. Ne bir üç kere. Üç ay sonra ya. geldiler. Bana doktor önerdiler kısır mıyım diye. Ulan bir durun lan. Hemen çocuk yapmazsan problem var zannediyorlar. Kolay değil çocuk yapmak. Trabzon'da. De, deli misiniz deli misiniz? Ne işin var benim? Santraforlara geçiyorum. Fenerbahçe'den Edin Ceko. Antalya Spor'dan Buksa. Kayseri Spor'dan Tiam. Trabzonspor'dan Onaçu ve Galatasaray'dan Mauri Icardi. Adam buksa kardeş. <laughs> Adam buksa yeler misin? Tiyama sevgiler. Ne, Kayseri ekti. Spor'da Eler, 11, 11 gol, 12, 12 gol, gol yapmış adamlar var. 12 gol yapmak büyük maharet ister. Zor iştir. Ama Eliyorum. Evet, evet şey eliyor. Olmaz. On... Ya, eliyorum. eliyorum. çünkü 12'şer on... goller evet, var Trabzon Evet Trabzonspor için iyi transfer iyi santrafor. Böyle santraforlarla hep başarılı oluyorlar. Ama Edin Visca, Icardi ve Tiam arasında kalırım. Edin Visca mı? mı? Şey Edin Visca diyorum. E, Ceko, Icardi ve Tiam. Çünkü bu da 12 gol abi. Evet evet. Yani bu da 12 evet. gol abi. Icardi'nin de 12 golü var. Ama bir de bayağı bir suskun olduğu süreç de var. Bir de penaltıları da var. Öyle ona bakarsan gole çevirme oranı %19 Ceko'nun. %35 Tiam'ın. Girdiği pozisyonun %35'ini ya 3'te 1'ini yapıyor bu adam. Üç pozisyon bir gol demek Sevim burada. De peki. Bu adam boş savunmaya gol atıyor. Bu şimdi, adam, bu ikisi de Şimdi karanbolde. Ona bakarsan bu Şampiyonlar Ligi'de oynuyor. Bu Avrupa evet. Ligi'de oynuyor. Maç sayısı başka. Öyle ben bakarsak bunu hiç almayız o zaman. Öyle bir pozitif ayrımcılık yapacağım Tiamo. Yani normalde yapmıyorum Avrupa'da oynadığı için buraya koyma durumunu ama yaş Avrupa'da oynamış ve takımdaki önemi açısından ben bu ikisini yani Ceko'yu ve Icardi'yi öneriyorum. Tam Tiyama da saygı duyuyorum ama benim aklımda mesela Süper Lig'in ilk yarısında Tiyam yok ya. Ceko var, Icardi var. Yok tabii var, çünkü Kayseri Kolega maçı, var. Kayseri maçı sonuna yapmıyorsun programı çünkü. Ya, yap Beni konuşturma. Abi Fenerbahçe Galatasaray maçı sonuna yapıyorsun çünkü. Aytaç niye var? Ya birader Aytaç'ın görmezden gelemeyeceğin e istatistikleri var. Bunun, Bunun da var ama istatistikleri. Evet. Ama Sezonun ilk yarısı Kayseri önce... kaçıncı sırada bitirdi? Abi kaç kere aklına geldi yemek yerken? Kayseri kaçıncı bitirdi yani. sırada bitirdi abi? Düşme potasında Bu da üçüncü. Evet. E, Erman sana e, sürpriz bir... Sürpriz mi? Erman değil. sana bir soru soracağım. Sürpriz lan nasıl değil? Ne değil? Erman sana üçüncü bir soru soracağım. Üçüncü sırada olması. Soru ha, sürpriz. Ya. Kavga çıkartacağız ki ya. Erman sana bir soru soracağım. Evet abi. Bugün bir takımım var. Elinde üç tane santrafor var. Mame Tiam, Edin Ceko, hmm. Icardi. Tamam abi. Tamam, i̇ki tamam. forvet oynayacaksın. Hmm. Kim oynatacaksın? O ikisini oynatırım. Hı. Hayır abi tamam değil. Hı. Bunun istatistikleri o ikisini oynatırım demene rağmen onlarla aynı. Bak kabul ediyorum. Biz 11 o, seçiyoruz söz, abi. Oynatacağımız takım seçmiyoruz ki. Söze de şöyle başladım. <laughs> Tiyam'a saygılar. Kayseri Spor'da olağanüstü iş çıkarmış. Yani Tiyam 13 gol atmış olsaydı ikisinden birini yerdim. Ama bunların takım üzerindeki etkisi, lige kattıkları görüntüleri, imaj. Avrupa oynamış olması. Avrupa oynamış olmaları. Maç maça de o haftada bir maç oynuyor. Haftada 4 maç oynadıkları Adam yine ne oynadı ya. Yine, yine ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Bu bakış açısına bakarsan 10 milyon euro alıyor. Evet. Bu da 600 bin euro oynuyor. Benzer Onu, bir iş yapmış ona bakarsan. Ona bakmıyorsun. Yüzde, gole çevirme oranı %35 arkadaşlar. 3 pozisyonun birini gol yapıyor. İyi alsın abi Beşiktaş diye mi? Ay bak. <laughs> Ama Beşiktaş çok kötü ya. Sürekli Beşiktaş'ı mavi seçiyoruz. <laughs> sürekli. Ya abi, Murat ben sen bile ki, iş yaparsın Beşiktaş'ta. Biz gösterdiği daha. performans üzerinden yaşı ilerlemiş bir oyuncu. Beşiktaş'a gelir mi gider mi diye tartışmıyoruz. Hmm. Ben hmm. diyorum ki, ikna etmek için de söylemiyorum Söyle. bu arada. Ama 3 santraforum benim için bir tanesi Tiyan'dır. Kayseri de 3. Üçüncü sırada. Üçüncüsü, arkasında Tadiçiler, Şimanskiler falan, tamam. falan oynamıyor. Cevap verme bir şey soracağım. 3 santraforum, 3 <laughs> santraforum biri Tiam'dır. Kimi kestin? Ceko'yu. Ceko'yu kestin, Icardi, Icardi Tiam yaptın. Icardi Tiam dedi. Ceko Icardi diyorum ben. Ceko Icardi diyorum da şimdi o santraforu gibi bu Kayseri'den niye sadece şey var Tiam var adaylarda? Cardoso'yu söyledim ben. Cardoso da, da fena bütçesiz. oynamadı ha. doğru. Kaç? 2 gol 2 asist. Nasıl oynadı oğlum bunlar hocam? değişti tarzı Peki. Ya, bir maç Ramazan Cibelik çıktı, bir maç Gökhan Sazlar çıktı. Çağdaş da lig oynanırken gitti Boy galiba orduk. Bilal ah, var. Doğru Bilal var. Stoperleri beğenmiyor Erman abi. Ben Hosseini'nin neyini beğeneyim ben? Çift santrafor yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çift santrafor Bir de bununla konuşuyoruz bir tane gelip bana beğenmiyor ha. diyor. Bir de bunu satıyor değil Kendin de mi? Kendini yaptın o zaman. Ceko ve Icardi diyoruz. Aa neden? Öyle diyorlar. Başakşehir'e gidiyor. Ceko ve Icardi. Evet. Tamam. tamam. <laughs> Ben bir Kayserili olarak <laughs> değilim ama. Sen Kayserili olamazsın. Aslında bir Kayserili olamayacak ya. kadar cömertsin sen. <laughs> evet. Gelelim hoca kısmına. Hoca kısmına gelmeden sıcak bir gündemi de sorayım ya abi. Ne diyorsun? Yunanistan'daki dostların sordu mu sana? Yok. Arayan soran olmadı. Fatih Hoca ne yapar diye. Ee, bir Stefanos'la konuştum sadece. O Eski takım Panathinaikos. Hoca geldi dedi. Haberim var. Bugün düştü haberlere dedim. Bundan sonra... başka kimseyle konuşmadım. Ne öngörüyorsun? Enteresan ee, değil mi? Ergin Hoca basketbolda, Fatih Hoca futbolda... Enteresan. Panathinaikos... köklü takımlarından bir tanesi. Cumhuriyetçiler değil mi? Evet. Şeyler aristokrat. Olympiakos. A.K. tam halkın takımı zaten. Ee, Pauk lider değil mi Yunan Ligi'nde? Bilmiyorum ya. Hoca 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 dokunuş yapabilirse fark yaratabilir. Heh, dokunuş derken kimi alır Türkiye'den sence? Götürmek o, ister mi biri? Oyuncu mu? Evet. Belanda. Bildiği oyuncuyla tanış çalışmak ister mi? Belanda mı? Yok ya Belanda'nın. Belanda. Boş Geçti abi Belanda'nın. Kesme de... Belanda'nın zamanı geçti abi. Gerçi Spor karışık. karışık sevgili Erkut. Evet orada kazan kaynıyor. Gidenler var. Yani duy, duyum olarak söylüyorum. Doğru mu değilim, emin değilim. O 3-4 oyuncunun birden. Hmm. Bu arada Svensson'un da işi bildiğim kadarıyla bir kalp rahatsızlığı geçirmiş. Hmm. Geçmiş çok olsun. geçmiş olsun. Ona da çok üzüldüm. Genç yaşta. Emrah Kova gitsin Beşiktaş'a. Fark yaratır. <laughs> Ha? Ee, neden olmasın? <laughs> Al <laughs> alabilir ama bakasetas Erol bulutu takımı edecek ee, Recep Hoca geç geldiği için bu arada başarılar dileyelim Fatih Hoca'ya bu ikisinden birini seçmek zorundayız niye? diye geç düşünüyorum geldi. çünkü geç geldi ben Recep Hoca diyorum bu arada pardon hocalara geçtik sen Recep Hoca mı diyorsun? Evet. Okan Buruk, Recep Uçar İsmail, İsmail, İsmail Kartal abi şampiyon gelmiş geçmiş en iyi kadrolardan biri var. Galatasaray tarihinin gelmiş Sezonun Sezonun ilk yarısı için konuşuyoruz. Sezonun ilk yarısı için konuşmuyoruz şu anda. Evet, son şampiyon yani. Evet. Şey Şey Benim bakış açım şu abi. İsmail Hoca da sezona başlarken tartışmalı bir teknik direktör mü? Değil. değil. Tartışmalı bir teknik direktör mü? Evet. Avrupa grubunda lider mi? Kim? İsmail, İsmail, İsmail Yok, değil. Tartışma nasıl değil, değil, lan? Fenerbahçe camiasının Fenerbahçe camiasının ortasından ikiye ayırırım ben. Hiç. İsmail Hoca'yı destekleyenler, destekleyenler diyorlar. %100 tartışma. şey orada. söyleyeceğim. %100. Gecikti İsmail Hoca açıklandıktan sonra ben çok itiraz eden bir Fenerbahçeli görmedim. Abi Oo, nasıl yok? Seni, seni şiddetle sokağa çıkmaya davet ediyorum. Çık Abi, sokağa bir Ben Hangi sen? sokakta? Lan kamera arkasına bak. Şuraya bakmayacaksan. Bak orada Fenerbahçeli kardeşim vardı. Kaya Sultan sokaktaydı. İtiraz etti mi kardeşim sen İsmail Git Sultan içeri çağırı reisesi ol. Ya, ya çağırın yani şey. 1907 aristokrat. Yerli olsun. aristokrat. Abicim itiraz eden en az %50 vardı. Peki. İsmail Kartal'a tamamen. En az elli Hala da bak Avrupa Kupası'nda lider bitirdi. Doğru mu? Lider... Şey konferansta. Konferansta özür dilerim. Zahmet Avrupa. olmasın ya. Lider bitirsin ya o grupta. Beşiktaş kaçıncı bitirdi? Zahmet mi ya oldu Beşiktaş'a? Ya Beşiktaş'ta Fenerbahçe kalsaydı. Allah Allah niye böyle bakıyorsun? Tamam, yani abi. Tamam. Adam ya başarılı olmayı da beğenmiyorlar bunu. Hasta ya devam et abi tamam, tamam. Oğlum İyi siz abi. bir psikoloğa falan başlayın. Bu <laughs> <yukarı>. hastasın. <laughs> Kim ya. yedi altıyı ya? Ya tamam da lider bitirdi. Tamam pardon. Tamam. Ligi de lider bitirdi mi? Ligi de lider bitirdi mi? Evet. İsmail Kartal benim İsmail Kartal benim Sen ne diyorsun abi? Kaleci Santrafor kriterime üçüncü bir maddeyi ekleyeyim ilk yarının değerlendirmesini yapıyoruz. Ligin zirvesinde kim var? Ama bu avarajla ama başka bir şeyle. Bence teknik adamı da odur. İsmail Hoca diyorsun. Evet, yani çok çok net Recep Hoca'ya sevgiler. Hocam üzüldüm ya. Hocam. Yani Recep Hoca'nın yaptığı da maharet değil abi. Nasıl abi? Kayseri'ye kim gitse bunu gösteriyor zaten. Bir tuhaf bir şey oluyor <laughs> yani. Çağdaş da aynı yerden geçti. Tamam mı? Doğru. Ama yine bir de, de, büyük bir de şakası bir tarafa var. büyük iş çıkardı Şimdi sen de biraz riyakarsın. Edin ile Mario Icardi'yi Avrupa Kupası oynadığı için ekstra bir gözle izliyorum diyorsun. E bu iki tane teknik tek de Avrupa Kupası oynadı ona evet. bakarsan. Ne oldu? Kondisyon olarak mı yoruldu? Hayır sen kolay olarak ya. İki kere evine gidebildin. Lan daha yeni Okan Biliyorsun, Hoca demedi mi? Sezon başından beri hocam iki kere evine gitti. Niye? Öyle diyor. Ya oralar, oralar yanmış ya. ya ben ya. söylüyorum çıksın geçsin abi Balır biraz ya. git git bir balık ye Beyler beyinde mis gibi tam kalkan şey o iyi kalkan zamanı mi? şu anda hmm. mis gibi. En çok yıpranan iki takım maç yapıyor dedi abi yıpranmamak mümkün değil maça gidiyorsun bunun da yıpranma Peki, sıkıntısı tamam. vardır. Kesinlikle yıpranmışlar. ama. seni kim yıprattı bu kadar ya? Evliliklerim. <laughs> Allah Allah. Vallahi. Ne diyeceğimi unutturdum panik yaptım bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Öncesi de var ama be. Çocukluk süreci de var sanki. Yok yok mutlu bir çocukluk geçirmiş bu belli. Aha, Değil yok. mi? <gülüyor> <gülüyor> ya neyse. dedi Kaygılı kaçıngan. Ne? <laughs> 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 Kaygılı kaçıngan mı diyordu Gözde? O ne ya? Ne bileyim ben. Onun psikoloji kitabı evet. okuyor sürekli deli ya. Onunla uğraşamam ben. Beni Kimle dedi. uğraşamazsın? Gözde'yle. Uğraşıyorsun ya. Yani? Mecbur. Bana ne dedi ya? Kaygılı kaçıngan mı dedi bir şey mi? E ee, abi. Ne e lan işte. Tamam söyledim. peki. İsmail Hoca ver abi. Hayırlı olsun. Ben hocam. İsmail Hoca dedim. Tümer abiyle sen. Murem, ben ben, ben Recep Uçar dedim. Ben İsmail ha, Hoca Ha bu arada diyorum. maç sayısı, ligdeki tamam, maç, maç sayısı da eksik abi. 4 mağlubiyet almış, bir mağlubiyet almış teknik direktörün önüne nasıl koyacağım ben onu? İlk yarının, 2023 ilk yarısının olayı nedir? Halil Umut Meler. Niye Halil Umut Meler? Faruk Hoca... Alümutmeler olayı yani evet. Faruk Koca olayı o Alümutmeler değil İlk yarın o olayı milli takımın da bence Avrupa Şampiyonasına gitmesi olumlu tarafından bakacak olursak Doğru Hiç ümidimiz var mıydı ya Kunslu dönemde Kunsla yoktu benim Ama Kuns bıraktıktan sonra da zor bir fikstür Hırvatistan deplasmanıydı işte. belirleyici. E, tamam abi kolay değil evet. yani gidip Hırvatistan'a uğraşlanıyor. Peki ilk yarının e, oyuncusu? İsmail Yüksek ne oynadı o maçta <laughs> Samet de çok iyi oynadı Samet de baş. çok iyi oynadı. İlk yarının oyuncusu? Peki bir mini takım teknik direktörünün kendi i̇lk takımında oyuncusu... oynamayan adamı alıp mini takımda yıldız yapması. Çok büyük, büyük risk. Büyük risk ve büyük olay Çok yani. büyük risk. Bir de o Cenk Özkaçar'ı biz Ermenistan maçında Solbek oynattı diye eleştirdik. E, Kunsu adam geldi Montella o da sol bek oynattı. Mesela Kaybetsek o maçı evet. ben düşünemiyorum neler yazarsınız. Erkut ama kaçırdığında bir nokta He. var. Senin favori olduğun bir maçta evet. geniş alanda hataya müsait sol bekle. Oyunu kendi sahanda kapa bir şey kapanarak mi? oynadığım maçtaki sol bek başka. Ben gireyim ben de o Adamın sevdiği tarz maç Hırvatistan deplasmanıydı zaten. Ama ben şunu demek istiyorum. Bizim ülkemizde medya olmak bu işte. Onu anlatmak istiyorum yani. Seni suçlamıyorum yanlış anlama. Yok. İlk yerin oyuncusu benim adayım Abdülkerim. Evet kafamı karıştırdı Ferdi diyecektim Abdülkerim'e de hayır diyemem Bir daha karıştırayım Gel, ben senin kafanı deney, deney, Yıllardan beri deney, olmadı Ama bu sene oldu İrfancan Can Kahveci Sayabilirim Yıllardan beri olmadı Ama şimdi bence oynamadan olmuyor Fenerbahçe'de Oynadığı zaman başka seviye oynuyorlar Ben Abdülkerim diyorum yine da... Can... O zaman bir şey yapalım Altın, gümüş, bronz yapalım Hadi değişik bir şey olsun Olimpiyatlara mı geldik? Şey, Aa. bizim var ya 1 2 3. Ben Üçünüm de Ferdi diyorum Ferdi. Ferdi Abdülkerim, ben, İrfan Can değil bronz, mi? Bronz Abdülkerim, Gümüş Ferdi, Altın İrfan Can. Altın İrfan. Yani İrfan'a 3. Bronz İrfan 4 oldu. 1 verdi. Şöyle abi. Bu, bronza 1. Tamam. Bronz, gümüşe... bronz İrfan. Tamam. Ee, gümüş Abdülkerim. Altın Ferdi. Değiştirmeyeceğim fikrimi. Altın Abdülkerim. Gümüş. Hepsi aynı şeye geldiler. Gümüş, Ferdi. Hepsi altı oldu. Bir, yani bronz da İrfan Can Kahver. Evet, İrfan beş oldu. Peki. Abdülkerim Abdülkerim. Bu Galatasaray'da zaten. Söyleme. Bak abi. bak bak. Sana Ceren abi. diyecek şimdi. <laughs> Ceren diyecek <sen>, Ceren. <laughs> Onun şu an aklında başka bir evet. şey yok abi. Ceren diyecek. O, o gitti o. Öyle bir şey değildi. Ha. Ben Şimanski demek isterdim ama almadım. Oğlum adam Şimanski'yi almadık. Abdülkerim. O... Abdülkerim diyorsun Tamam ikiye 1 oldu. Abdülkerim çıktı. Tamam. Buraya bir tane Galatasaraylıları almışsın diyor ki Hayır ben Yusuf'un hangi takım olduğunu bilmiyorum. Aa, Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray Yusuf var. Beşiktaş var. Abdülkerim Bardakçı. Ya Fred. Yılın ilk yarısının ya, oyuncusu, oyuncusu mu? Evet. Hayırlısı i̇lk olsun. İlk oyuncusu oldu. Kandıramazsın beni. Peki. Ben bu çiçeğin anlamını bilmiyorum. Çok öyle estetik de değil. Keçi yer mi bilmiyorum mesela bunu. Keçi mi? Ha. Keçi ot yer abi. abi. Benim kediler de yiyor benim evdeki çiçekleri. Peki. Teşekkür ederiz. Mutlu yıllar. Sizinle bir yıl daha birlikte olmak çok keyifliydi. Yüzüne söyleyeyim. Bir yıl daha seninle e, mutlu olmak çok keyifli. İnşallah nice yıllar birlikte oluruz Erman'cığım. Sen yine de fazla heveslenme. Bak. Aa. <laughs> Aa. Hmm. Dışarıda, yani, dışarıda yani, dışarıda daha iyi olur abi ha. dışarıda. Kamu spotunu ihlal ederek daha keyifli olabilir. Abi önemli. Ne, ne? Neye Neye önemli? Yeni aşk falan dedi, şu an mesajlaşıyorsun, hayırdır? Program Yok, bir mi? kız arkadaşıma yazıyorum. E yani. tamam. Arkadaşım zaten. ama. Arkadaşım evet. Akşam bir yere gideceğim de. Ha. O da gidecek mi diye soruyorum. Pekala. O zaman ya mutlu yıllar diliyorum. onu. yeni yıl. Yeni yıl Hayırlısı yeni heyecanlar. Yeni mutlular, yıl yeni umutlar. Yeni umutlar. Teklifleri açıyoruz. Bir rota çizdim tüm ermetini. Bakalım. Hangisi? O olmaz oğlum olmaz ya. Olur olur olur. Kimsenin... <laughs> Benden daha evezdi biliyor <laughs> musun onu? <laughs> kimsenin, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir yıl olsun. Ağabeyim, e, karşılıklı hoşgörünün tavan yaptığı bir yıl baş olsun. Önce sağlık, sonra huzur. Karşılıklı hoşgörü, karşılıklı hoşgörü. Saygıyı kaybetmeyin arkadaşlar. Ceren'e karşı biraz daha hoşgörülü olursa evlatlarımızla, ailemizle kayıpsız bir yıl olsun. Amin. Ocakal. Bakın, burası sınavda çıkacak, ona göre. Hocam, şu bölümü geçemiyorum ya. Ver bakayım şu telefonu bana. Ben bunu geçerim. Hocalar her an bu kadar anlayışlı olmasa da... ...her anın sponsoru Selfie, sınırsız internetli paketleriyle oyunlarda da yanında. Arıza ışığı şey yanıyor. Arıza mı? Dur, nereye? Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. <laughs> Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin.